Medyada yer bulamayanlar kanalına hoş geldiniz. Ali Babacan'ın kuracağı partiyle ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İyi Parti Genel Başkanı Akşener bir grup gazeteciyle meclisteki makamında sohbet etti. Bünyamin Öztürk imzasıyla Yeni Çağ Gazetesi'nde yayınlanan haberde AKP'den istifa eden Ali Babacan'la ilgili ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. AKP'ye nasıl bir yansımaları olacak, bunu öngörme imkanına sahip değilim dedi. Ama hem Sayın Davutoğlu'nun hem Sayın Babacan'ın bir ya da iki ayrı parti kurmalarının Türkiye açısından iyi olacağına inanıyorum. Çeşitlilik güzel bir şeydir. Tekçiliğin Türkiye'yi ne hale getirdiği ortada. Dolayısıyla gerçekten kendilerine eğer böyle bir yola gireceklerse başarılar dilerim. Ama elbette ilk gözlerini çevirecekleri yer AKP seçmenidir. Doğaldır. O alanı tanıyorlar. Sayın Erdoğan'ın bundan sonra teksif olacağı tüm her şeyiyle takip edeceği bu iki arkadaşımızın kuracağı partiler olacaktır diye düşünüyorum. Yeni oluşumların İyi Parti'yi olumsuz etkileyebileceğine ilişkin yorumlara katılmadığını da belirten Meral Akşener, partilerin kendilerini nasıl tanımladığından ziyade seçmenin o partiyi nasıl tanımladığının önemli olduğunu söyledi. İyi Parti ile ilgili bir değerler araştırması yaptığını dile getiren Akşener şunları kaydetti. Görünen şey şu, siz kendinizi nasıl tanımlarsanız tanımlayın, seçmen bir yere oturtuyor. Dolayısıyla anavatan benzeri bir parti kuracağım diye yola çıkıyorsunuz fakat seçmeniniz sizi bir yere konumlandırıyor. Yani insanlar bir plan yapıyor ama sizi sonuçta tanımlayan da seçmeniniz oluyor. Vallahi Anavatan Partisi de AK Parti'nin bir aynısıydı. Bir lider partisiydi. Özal Çankaya'ya çıktıktan sonra Mesut Yılmaz aynı başarıyı yakalayabildi mi? Yani diyor ki Ali Babacan ve Davutoğlu gibi isimler o zaman. Biz de bir lider partisi kuracağız. Lider partisi olan AK Parti'yi eleştiriyorsunuz. AK Parti içerisinden çıkıyorsunuz. Toplumun bütün geniş katmanlarını hedefleyen, yanınızda yeni yüzler olan bir parti kurmak varken niye ısrarla anavatan benzeri, AK Parti benzeri bir parti kurmaya çalışıyorsunuz ki? Toplum bu partilerden zaten bıkmadı mı? Bugün insanlar anavatan partisini eleştirmiyor mu? Bugün insanlar AK Parti'yi eleştirmiyor mu? İnsanlar değişim istiyor, insanlar yenilik istiyor. Ama Ali Babacan'ın ekibine, kadrosuna bakıyoruz. Yanındaki isimler Beşir Atalay, Nihat Ergün, Sadullah Ergin, Ertuğrul Günay gibi yıpranmış, eskimiş isimler. Toplum içerisinde bir kitleleri etkileyebilecek güce sahip olmayan isimler. Babacan ekonomide başarılıydı, herkesin cebinde parası vardı, yılda iki kez tatile gidebiliyordu. İşte ekonomi tıkırındaydı, işler iyiydi. Ali Babacan'ın bu özelliklerini öne çıkardığı için lider seçtik. Abdullah Gül'e bir yakın bir isim de TV5 ekranlarında bu açıklamayı yapıyor. Meral Akşener görüşlerinde çok haklı. Çeşitlilik iyidir. İyi şeyler olacaktır. Yeni bir partinin doğması, bir alternatif olması güzel bir şeydir. Zaten alternatif olmadığı için AK Parti bu kadar güçlü. Sağda bir alternatif olmadığı için insanlar mecburiyetten ben AK Parti'ye veriyorum diyordu. Ha bu şekilde yola çıkıyorlarsa Ali Babacan'a herkes başarılar diler. Ama partiyi kurup daha sonra meclise girince MHP'nin yaptığı gibi meydanlarda eleştiriyordu ya MHP. Hesap soracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, izin vermeyeceğiz, şöyle, böyle. Ne oldu? En büyük destekçisi oldu. Eğer İyi Parti'ye, CHP'ye, Saadet Partisi'ne, HDP'ye giden AK Parti tabanındaki oyları toparlamak için, muhalefete gidebilecek bu oyları engellemek için Ali Babacan yola çıkıyorsa belki ilk seçimde başarı elde edebilir. Ama emin olun gireceği ikinci seçimde Erkan Mumcu gibi tarihten silinir gider. Kimse hatırlamıyor bugün Erkan Mumcu'yu. Mehmet Ağar'ı. Çünkü onlar da Mehmet Ağar'la Erkan Mumcu'yu yeni bir parti kurmak için yola çıktılar. Demokrat Parti adını verdiler. Kurmadılar daha doğrusu. Birleştirmek istediler. Anavatan Partisi ile Demokrat Parti'yi. Bir alternatif gibi gözükmek istediler. AK Parti içerisinden milletvekili aldılar. Şöyle oldular, böyle oldular. Kendi aralarında uzlaşamadılar. Yola çıkmışlardı. İşte Türkiye'nin yeni lideri diye tanıtıyorlardı.
Bir baktık AK Parti'nin daha güçlü bir şekilde gelmesine neden oldular. Kendi aralarındaki anlaşmazlık. Çünkü Anavatan Partisi milletvekilleri dahi aday olamamıştı ya. Erkan Mumcu AK Parti içinden çıktı. Vekilleri aldı. Paldır küldür muhalefet yaptı. Mecliste grup kurdular. Aynı Ali Babacan gibi böyle AK Parti'nin içerisinde bakan da o da. Anavatanı sildiler. Tarihten sildiler. Şu an Erkan Mumcu'yu kimse hatırlamıyor. İnsanlar o yüzden artık tereddütlü yaklaşıyor. Meral Hanım niye başarılı oldu peki? Çünkü kadın zaten parti içerisinde mücadele ediyordu. Cesur bir şekilde eleştirebiliyordu. Ali Babacan gibi, Ahmet Davutoğlu gibi kenara çekilip sus pus değildi ki. Konuşmamazlık da yapmıyordu. İkisi kenara çekilmiş, 31 Mart'a kadar sesleri çıkmamış. 31 Mart'tan sonra parti gücünü kaybedince ortaya çıkıyorlar. 23 Haziran'dan sonra da karar veriyorlar. Parti kuracağız diyerek artık istifa ediyorlar. Babacan istifasını. Onu da yazılı bir açıklamayla yapıyor. İnsanlar haliyle size tereddütle yaklaşır. Hiç kusura bakmayın yani. Bizi ikna etmek için de çıkıp cesur bir şekilde neyi amaçladığınızı, hedefinizin ne olduğunu anlatacaksınız. Ben aidiyet duygusunu kaybettim de yeni bir oluşum lazım da, yeni bir yola çıkış lazım da, yeni bir sayfa açmak lazım da, yeni bir sayfa açacaksanız önce neden sustuğunuzu açıklayacaksınız, neden şimdi yola çıktığınızı açıklayacaksınız ki o sayfa tertemiz olsun, beyaz olsun.